Öncelikle videonun başlığı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. 2 haftadır ofise gidip geldiğimde bu video için bir başlık arıyorum. Ve en sonunda Onur Erdem'e gidip dedim ki manyak bir tane at hikayesi anlatacağım. Başlığı ne olsun? O da aynen bu şekilde bu söylediğim cümlenin başlık olmasını önerdi. Evet, topu Onur Erdem'e attıktan sonra bugün hikayesine başlayalım. Demeye gerek yok, direkt hikayeye girelim bence. Rafi'nin bir attan fazlasıydı. Eğer az çok ilginiz varsa zaten Sekreteriat ismini bilirsiniz. Meşhur Triple Crown kazanan ve aslında Amerika'yı, halkı ele geçiren, etkileyen, peşinden sürükleyen karizmatik bir at. Ve Sekreteriat'ın antrenörü Lucien Lauren, Rafi'nin için belki Sekreteriat'tan bile iyi diyordu zamanında. Rafi'nin hikayesi dediğim gibi sadece çok başarılı bir yarış atın hikayesi değil, aynı zamanda Amerikan kültürünün ilginç spesifik bir dönemini ışık tutuyor ve aynı zamanda insanların atçılığın ve insanların atçılığa yaklaşımıyla ilgili bize önemli dersler veriyor. Rafi'nin ilk yarışını 22 Mayıs 1974 tarihinde Amerikan yarışçılığının efsane pisti Belmont'ta 1100 metre kum pistte yaptı. Starttan itibaren liderliği aldı, tempoyu verdi ve yarışı tam 15 boyla kazanarak 2 yaşlılar için pist rekorunu kırdı. İlk yarışlarını koşan genç atlar yarış öncesinde veya yarış sırasında heyecanlanabilir. Diğer tüm sporcular gibi onlar da deneyim kazanır. Örneğin Sekreteriat bile ilk yarışında bir atla çarpışmış, kalabalığın arasından çıkmakta zorlanmış ve dördüncülükte kalmıştı. Bir de işin fiziksel tarafı var. Bazı atlar daha erken, bazıları daha geç olgunlaşır. Ancak Rafi'nin daha en başından kusursuz görünüyordu. Bir kısrak için yerden epey yüksek, yapılı ve kusursuz aksiyonları olan bir attı. Ve ilk startından anlaşıldığı üzere tedirgin değil, korkusuzdu. Bir spor yazarı Rafi'nin için hayatımda gördüğüm en heybetli genç kısraktı diyor. Bir diğeri ise Amerikan futbolunda güç ve hızın birleşimi olan savunma pozisyonuna gönderme yaparak adeta bir linebacker gibiydi diyor. Rafi'nin koşmaya 74 yılında başladı. Sekreteriat ise koşmayı 3 yaşlılığının sonunda 73 yılında bırakmıştı. Bunun nedeni henüz 3 yaşlılığının başlarında aygırlık hisselerinin tam 6 milyon 80 bin dolara satılmış olmasıydı. Enflasyona yansıtırsak günümüzde 35-36 milyon dolar gibi bir meblağ eder. Sekreteriat'ın hissedarları atın 4 yaşında koşturularak tehlikeye atılmasını istemiyordu. Çünkü aygırlığında altın yumurtlayacak. Sekreteriat 25 yıl aradan sonra Triple Crown yani üçü tacı oluşturan 3 büyük koşuyu rekor derecelerle kazanarak bir halk kahramanlığı dönüşmüş ve at yarışlarına olan ilgiyi yükseltmişti. Sadece bir yarış atı değil bir karakterden bahsediyoruz. 1973'te Sports Illustrated yılın sporcusu olarak Formula 1'de 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Jackie Stewart'ı seçti. Adaylardan bir diğeri ise Sekreteriat'tı. Yani insanlara mahsus sandığımız ödüllere aday gösterilmiş bir attan bahsediyoruz. Yani Sekreteriat kalıcı olarak Hara'ya dönünce sahne Rafi'ne kalmış oldu. Ama ufak bir problemle beraber. Rafi'nin bir kısraktı. At yarışlarını takip eden, atçılığı bilenler bunun ne anlama geldiğini zaten anlamıştır. Bilmeyenler için söyleyelim. At yarışlarında kısraklar genelde erkek rakiplerine karşı daha zayıftır. Kısrakların erkek rakiplerinin katılmadığı özel koşulları vardır. Bu arada kısraklarla işte erkek aygır atlar arasındaki fark derken biz insanlarda olduğu gibi atletler arasındaki kadar büyük farklar düşünmeyin. Hani aslında anatomik olarak ve fiziksel olarak daha yakınlar. Zaten çok örneği de var başarılı kısrakların erkekleri yenen. Örneğin meşhur Zenyatta gibi. İşte Japan Cup dünyanın belki de en prestijli yarışlarından birisi, en büyük para ödüllü yarışlarından birisi. Onu 2 kere kazanan Gentil de onunla var. İşte bizim ülkemizde bir sürü kısrak var Galatasaray koşusu kazanan. Uzun yıllar erkek atlara karşı mücadele etmiş Ribella var. Yani bu konuda çok fazla örnek verebiliyoruz. Ancak kısrakların kazanması her zaman tabii erkeklere karşı biraz daha romantik ve olağanüstü görülen bir şeydir. Mesela 2007 yılında Amerika'da üçlü tacın son ayağı olan Belmont Stakes'te Rags to Riches bu koşuyu tam 102 yılın ardından kazanan ilk kısrak oldu. Top of the stretch, a filly is in front of the Belmont, but Carlin is right there with her. These two in a battle of the sexes in the Belmont Stakes. It is Carlin on the inside, Rags to Riches on the outside. A desperate finish, Rags to Riches and Carlin. They're coming down to the wire. It's going to be very close, and it's going to be a filly in the Belmont. Rags to Riches has beaten Carlin and 100 years of Belmont history. Spiker'in bir anda heyecanla yükselip cinsiyetlerin savaşı gibi bir laf ettiğini duymuşsunuzdur. Bunu öylesine söylemiyor. Yani tarihe
gönderme yaparak söylemiyor Belmont'un tarihini. Bu laf aslında varlığını tamamen Ruffin ve Ruffin'in hayatına borçlu. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem hizmeti sunuyor. Paribu da Bitcoin dahil olmak üzere onlarca kripto para birimi alıp satılabiliyor. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor, Barcelona, Milan, Inter ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerinde aralarında bulunduğu taraftar tokenları Paribu'da anında alınıp satılabiliyor. Sözlüğü açıp Ruffin kelimesinin anlamına baktığınızda kabadayı, zorba, kavgacı insan gibi anlamlar çıkıyor. Mana arıyorsanız ben kabadayı diye çevirmeyi tercih ediyorum. Bu isim erkek tayları verilecek bir isim. Seyislerinin anlattığına göre Ruffin yavruluğunda da tam bir erkek Fatma'ydı. Zaten ismi de buradan geliyor. Ruffin'in yarış hayatı boyunca ahırda ciddi, karizmatik ama sakin tavırları olduğu anlatılır. Bu ne anlama geliyor? Bazı büyük şampiyonların ve özellikle damızlık aygırların öfkesi meşhurdur. Seyisini ısırarak yerden yere vuran Halo veya ahırına giren kuşları suyunda boğan Denzik gibi. Ruffin ise sakin mizaçlı. Yani eğerlenirken veya tımarlanırken agresif değil. Ancak ahırında geçirilen süre uzarsa sinirlenmeye başlıyor. Kısacası gerçek bir profesyonel. Sadece bu da değil. Ruffin 2 yaşlılığının sonunda 5'te 5 yapıp 2 grup 1 koşu kazanmasının ardından kaydedildiği frizet koşusunda yüksek ateş nedeniyle koşmadı. Daha sonradan da yemden kesildi. Tayın bir sıkıntısı vardı ama kimse ne olduğunu anlayamıyordu. Sonradan sağ arka ayağında ufak bir çatlak olduğu ortaya çıktı. Gazeteciler tayın neden son ana kadar sakatlık belirtisi göstermediğini sorunca antrenör Whiteley, Ruffin sert bir kız, zayıflık göstermek istemedi yanıtını verdi. Etkileyici. Gerçekten de taydaki sıkıntıyı anlayabilmek için defalarca yürütmüşler, Ruffin de hafif topallığını gizlemeye çalışmıştı. Açıklaması mı? Muhtemelen çevresindeki insanlara zaafını göstermek istememişti. Whiteley Jr. da son derece tecrübeli ve başarılı bir antrenördü. Kariyeri boyunca aralarında Tom Rolf, Damascus ve Forgo gibi şampiyonların bulunduğu binlerce atın antrenörlüğünü yaptı. Ruffin konusunda da hassastı. İlginç şekilde belki fazla bile hassas. Tayı hiçbir şekilde yormak ve hırpalamak istemiyordu. Çünkü gerek yoktu. Ruffin zaten her koşusunda starttan çıktığı gibi öne düşüyor ve rahat bir tempoda yarışı kazanıyordu. Ancak Whiteley ne kadar Ruffin'i korumaya çalışsa da Ruffin'in bir noktada erkeklere karşı koşacağı belliydi çünkü dişi rakiplerini sürklese ediyordu. O dönemler at yarışlarının toplum üzerindeki etkisi daha büyüktü. At yarışları düzenli olarak gazetelerin ön sayfalarında, başlıklarda kendisine yer buluyordu. Yine 60 ve 70'lerle birlikte de Amerika'da kadın eşitlik hakları hareketleri de hareketlenmişti. Buradan hikayenin nereye gittiğini tahmin edebilirsiniz. Ruffin erkeklere haddini bildiren dişi tay. Gerçek şu ki atlar koşar, o dönemler Amerika'da topluma mal olur ve atın sahipleri de atları üzerinden popüler olur. Ve bu senaryoda da Ruffin'in sahipleri üzerinden yepyeni bir hikaye ortaya çıktı. Ruffin'in kadın erkek mücadelesi içindeki rolü gibi. Ancak erkeklere geçmeden önce Ruffin'in önünde bir sınav daha vardı. Mesafe. 2 yaşlılığında doğal olarak koşular daha kısa mesafeliydi. Ancak Ruffin henüz 1200 metrenin üstüne bile çıkmamıştı. Ruffin sezonu yine 1200 metrede rahat bir galibiyetle açtı. Daha sonra grup 3 koşu Comley Stakes'te mesafe 1400 metreye çıktı. Artık hedef Triple Tiara. Yani o dönemki üçlü tacın dişi tay versiyonunu kazanmaktı. Ruffin önce 1600 metre kum pistte koşulan Akron Stakes'i 8,5 boy farkla kazandı. Daha sonra üçlü tacın ikinci ayağı olan 1800 metrede koşulan Mother Goose Stakes'te en unutulmaz performanslarından birisine imza attı. In front now by five lengths. Sun and Snow second along the inside. Survivor Sorrow. Sweet Old Girl is next. But as they come to the 16th pole, it's Ruffin drawing away to lead by 12. Ruffin in front by 15. Ruffin in front. Ruffin'in bir sonraki sınavı ise hızlı atları adeta gömmesiyle meşhur Belmont Park'ta 2400 metrede koşulan Grup 1 American Oaks koşusuydu. Her ne kadar sonunda fark diğer koşulara göre az gibi görünse de jockey Jacinto Vasquez yüzükle Ruffin'i pek sıkıştırmamış ve 2,5 boy farkla rahat bir galibiyet almışlar. Böylece Ruffin 1100 metreden 2400 metreye kadar tüm koşularında numarayı alıp kazanmış, 10'da 10 yapmıştı. 10 galibiyetinde rakiplerine ortalama 8,5 boy fark atmıştı. 5 grup 1 koşu kazanmış ve yine katıldığı tüm grup koşularında pist rekoru kırmıştı. Daha önceden söylediğimiz gibi antrenör Whiteley Ruffin'in erkeklere karşı koşturmaya hevesi değildi. Mayıs ayında Ağustos ayındaki açık Trevor Stakes koşusuna katılıp tek bir yarışta herkesi tatmin etmeyi planlıyordu.
Ancak Ruffian ve yılın Kentucky Derby galibi, şampiyon erkek tayı Foolish Pleasure arasında teke tek bir yarış yapılması yönündeki baskılar artıyordu. İnsanlar bu dişi tayın erkeklere haddini bildirmesini istiyordu. Atın sahipleri Stuart ve Barbara Jenny çifti, en sonunda Ruffian'ın Foolish Pleasure'la Amerikalıların match race, yani bizim kapışma yarışı diyeceğimiz bir koşuda koşması kararını aldı. Whiteley memnun değildi. Ona göre bu yarışlar baştan sona tüm güçlerini kullanan atlar için fazla zorlayıcıydı. Üstelik gereksizdi de. Çünkü yine Whiteley'e göre bu yarışların sonucu hiçbir şeyi kanıtlamıyordu. Son büyük kapışma yarışı 1955'te Nasrullah'ın meşhur oğlu Nashua ve Swaps arasında yapılmış. Swaps bu koşudan sakatlanarak ayrılmıştı. Ondan öncekilerde 20'lerin, 30'ların ve 40'ların işiydi. Ancak tabii bu kapışma yarışları çok dramatik sahne demek at yarışlarını sevenler için. Ne kadar dramatik bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere yarış öncesinde işte sokaklarda, üniversite kampüslerinde insanlarla röportaj yapılıyordu ve kadınlar Ruffian'ı tutarken erkekler Foolish Pleasure'ı tutuyordu. Böyle bir zaten yarışın öncesinde böyle bir beklenti vardı. Yine aynı şekilde Belmont'ta o gün 50 bin kişi bu mücadeleyi izlemek için bir araya gelmişti. Televizyon yayınında, sadece Amerika'da yayınlanan yayınında yaklaşık 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği söyleniyor. Jacinto Vázquez hem Ruffian'ın hem de Foolish Pleasure'ın jokeyiydi ve Foolish Pleasure tarafından gelen baskılara rağmen, atın ilgililerinden gelen baskılara rağmen Ruffian'ı seçti. Çünkü daha iyi olan atın Ruffian olduğuna inanıyordu. Yine aynı şekilde Frank Whiteley de atının kazanacağını düşünüyordu. Sadece dediğimiz gibi hırpalanmasıyla ilgili şüpheleri vardı. Yine zaten bahisçiler de Ruffian'ı favori gösteriyordu. Böylece Ruffian ve Foolish Pleasure arasındaki kaçınılmaz yarış başlamış oldu. Ruffian sol tarafını kapının içine vurdu ve çıkışta biraz yavaş kaldı. Ancak doldurup geldi ve iç kulvarı kaptırmadı. İlk 400 geçildiğinde Ruffian bir baş, bir boyun farkıyla öndeydi. Zaten yarışın son 800, hatta 600'üne kadar böyle gideceğini tahmin etmek zor değil. 600 geçildiğinde iki safkan omuz omuzaydı ve Ruffian hala yarım boy öndeydi. Piste kuşlar konmuştu. Ne yaptıklarını ancak Tanrı bilir. Sonra o kuşlardan birisi muhtemelen 4 nala gelen atlardan ürkerek bir anda havalandı ve... Ruffian has broken down. Ruffian has stopped. Foolish Pleasure continuing. Whiteley'in en başından beri en çok korktuğu şey sonunda gerçek olmuştu. Yaklaşık işte 70 kilometre hızla koşan bir at o kadar bir güç yaratıyor ki aslında bütün eklemleri üzerinde 500-550 kiloluk bir canlı bir anda yükünü tek bir ayağı üstüne veriyor ve aslında birçok at için kaçınılmaz olan bir sonla karşılaşmış oluyor. Jockey Jacinto Vázquez atı güç bela durduruyor. Çünkü at hala koşmaya çalışıyor, devam etmeye, yarışın sonunu getirmeye çalışıyor. Zaten indikten sonra da sırtıyla, omzuyla destek vererek o ayağına basmasın diye uğraşıyor. Antrenör Whiteley ve veteriner hemen yanına koşuyorlar. Ayağı sabitledikten sonra Ruffian'ı bir araca bindirip hastaneye yolluyorlar. Ancak röntgende işte bu bilek kısmında olan atın susam kemiğinin tamamen kırıldığı, kemiklerinin ve paramparça olduğu görülüyor. Veteriner hekim anesteziyle Ruffian'ı işte uyuttuktan sonra ameliyata alıyorlar. Ve orada kemiği olabildiğince tekrar bir araya getirip alçılıyorlar. Alçaladıktan sonra minderle dolu bir ikinci bir odaya alıyorlar Ruffian'ı. İşte kendi sağa sola vurmasın diye. Şimdi bununla ilgili bir efsane var. Bir efsane kalktıktan sonra, yani ayıldıktan sonra Ruffian'ın hala koştuğunu düşünerek koşmaya çalıştığını ve panik olduğunu söylüyor. Ancak benim bulduğum daha gerçekçi bir versiyonunda at gerçekten uyanıyor ve panik oluyor. Odanın içinde yerden kalkmaya çalışıyor. Yerden kalkması çok önemli çünkü atlar yerde uzun süre yatamazlar. Bu işte sindirim problemlerine neden oluyor. Bir sürü sebebi var bunun. Atlar ayakta yaşarlar hayatlarını. O yüzden zaten kendi başına ayağa kalkması gerekiyor. Ruffian bunu yapamadıkça iyice panik oluyor ve daha sonra işte bu alçı yüzünden bu sefer dirsek kemiğini, yukarıdaki kemiğini de kırıyor. Ve İşte çaresizce yanına gidiyorlar ve hayvanı uyutmak zorunda kalıyorlar. Ruffian'ı o zaman ameliyat eden veterinerler işte 2000'lerde yaptıkları açıklamalarda o zamanki teknolojinin yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü en basitinden bugün işte atların ameliyat edildikten sonra alındıkları bir havuz var ki böylece bir yere vurup kemiklerini kıramasınlar diye havuzun içinde uyandırılıyorlar. Böylece eşi benzeri olmayan bir safkan insanların düzenlemeye çalıştığı aptalca bir iddia yarışı yüzünden ölünce birazcık aslında olaya bakış da değişiyor. İşte bu yüzden Amerika'da tam 46 yıldır başka bir match race, yani kapışma yarışı yapılmadı. Ruffian'ın ölümü atçılığın ve yarış atlarına yapılan muamelenin en başından ele alınmasına yol açtı. Ameliyatlardan sonra kullanılan istirahat havuzları gibi. Yine ağrı kesiciler ve başka ilaçlar yarış atlarının konforunu artırsa da uzun vadede birçok at sahibinin ve antrenörün suistimaline yol açtı.
Böylece atlarını sakat sakat koşturmaya başladılar. Ancak sporda daha temel bir problem var. Bugün İngiliz yarış atlarının kökeninde 3 Arap aygırı var. Godolphin Arabian, Darley Arabian ve bazı kaynaklarda Ahalteki olduğu söylenen Bayerli Türk. 17. yüzyılın sonundan bu yana ilmek ilmek örülerek kalitesi arttırılan bu ırkın en büyük problemi geçtiğimiz yüzyılda iyice ayyuka çıktı. Bu atlar doğal seçilimle değil daha hızlı olabilmeleri için insan eliyle çiftleştirildiklerinden bazı bozukluklar ortaya çıkmaya başladı. Kısaca eklemler ve kemikler atların bu hızını ve kas becerisini taşıyacak oranda gelişmedi. Atlar geçmişten daha hızlı. Ancak aynı zamanda çok daha fazla sakatlanıyor ve yine anlatılanlara göre geçmişe kıyasla çok daha fazla huy ve davranış problemi sergiliyor. Yine 20. yüzyılın orta ve sonlarında bazı kanatları iyice baskınlaşmaya başladı. Ve bu da inbreeding, yani bizim deyişimizle akraba evliliklerini doğurdu. Bir atın pedigrisinde hiç kimse bir veya ikinci kuşaktan aynı atları istemez. Ancak 3 ve 4. jenerasyonlarla birlikte bazı kanlar çok ön plana çıktığı için kesişmeler arttı. Peki neden akraba evliliği, yani inbreeding var? Yanıt basit. Teoride atın pedigrisinde 4. 5. kuşağa kadar birden fazla yerde görülen bir aygırın torunlarının torunlarına kendi özelliklerini geçirebilmesi daha olası. Yani 20. yüzyılın sonlarından itibaren bütün pedigrilerde Northern Dancer'ın veya Mr. Prospector'ın yer bulması bu şampiyon mıknatısı aygırların gücünden faydalanmak için. Atçılar da bu problemlerin farkında. Örneğin baba tarafında ırkın 3 ata aygırından biri olan Bayerli Türk'ün kanından erkek hattından gelen bir aygır neredeyse kalmadı. Ancak rekabet o kadar fazla ki bu yüzden atçılar aynı eşleştirme metotlarına devam ediyor. Inbreed'in tersi olan outbreed'ler, yani dış eşleşmeler, aslında atların miras alabileceği birçok kötü özelliği elemenin en kısa yolu. Ancak rekabetçi outbreed seçenekleri yıllar içinde epey azaldı. Bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var. Çok basit bir konu değil ama bunun ucunu Rafi'ne bağlamak istiyorum. Rafi'nin baba tarafındaki soy hattı yani Nasrullah'tan geliyor. Nasrullah 40'larda Amerika'ya, Avrupa'dan ithal edilmiş. İşte safkanları hız katması için aygırlık yaptırılmış çok önemli bir safkan aygır. Nasrullah'ın en önemli yavrusu Bold Ruler. Bold Ruler aynı zamanda Sekreteriyat'ın babası. Yine Bold Ruler'ın birçok yavrusu var. Bunlardan birisi Reviver ve Reviver da Rafi'nin babası. O yüzden bu kanat da bizim için önemli. Sekreteriyat'ın senaryosunda işte Bold Ruler'la bir çiftleşen kısrak. Kısrağın babası burada çok önemli. Prince Quilo, Prince Rose'a kadar giden bir kanattı ve bizim aslında outbreed dediğimiz tarzı bir çiftleşme bu. Ve ortaya Sekreteriyat gibi hem sağlam dayanıklı hem de uzun mesafeleri iyi koşabilen bir at çıkıyor. Tabii her çiftleşme iyi olacak diye bir kayda yok. Sonuçta bu her ne kadar bir mantık çerçevesi içinde yapılsa da uyumlu birliktelikler olsa da atlar arasında işte aygırlar ve kısrakların babası eşleştirilir mesela. Her zaman iyi sonuç çıkacak diye bir şey yok. Bu birazcık genetik bir piyango. Burada sorun Rafi'nin babası Reviver'ın aslında o kan hattındaki zayıf özelliklerini de almış olması. Reviver yarış hayatı boyunca 3 kez düşüyor. 3 kere kemik kırıyor ve en sonunda padokta 12 yaşındayken ayağında bir kemiği daha kırıp uyutulmak zorunda kalıyor. Rafi'nin annesi Shenanigans bir native dancer yavrusu ve şampiyon bir anne. Bir sürü iyi yavru veriyor yani. İşte Buckfinder, Icecapade Rafi'nin dışında. İşte 6 kayıtlı yavrusu var, 3'ü şampiyon zaten. Ancak Shenanigans'ın da problemi tıpkı Reviver gibi padokta ayak kırmış olması ve bunun sonunda uyutulmuş olması. Bunun bir nedeni olarak da yavrularına kötü bazı genler aktardığı söylenen Shenanigans'ın babası şampiyon native dancer gösteriliyor. 22 startta 21 galibiyeti olan 21. yüzyılın en önemli aygırlarından Gri Hayalet lakaplı native dancer'ın kendisi sağlam yapılı olsa da yavrularına bazı zayıflıklar aktardığına dair tartışmalar var. Örneğin oğlu Reza Native bu problemlerin bazılarına sahipti. Reza Native'in en önemli yavrusu Mr. Prospector da Rafi'nin aynı kemiği kırmış ancak hayatta kalıp günümüzde bütün kanatlarında görünen bir aygır olmuştu. 2008 yılında Kentucky Derby'de ikinci olan ama koşuda sakatlandığı için uyutulmak zorunda kalınan Eight Bells'in pedigrisinde 5. jenerasyonda 4 farklı noktada Native Dancer, Reza Native isimlerine rastlamak mümkün. Ünlü spor yazarı Bill Nack'in kaleme aldı. ESPN'de yayınlanan bir haberde Eight Bells'i başarılı yapan şeyin aynı zamanda laneti olduğu da yazıldı. Peki bu doğru mu? Söz konusu kanatları olunca genetik açısından çok fazla ince detay devreye giriyor. Kanatlarında birden, ikiden fazla Native Dancer olmasının problem yarattığı bir iddia, bir teori. Zaten bir takım genetik zayıflıkları aktaran tek atta Native Dancer değil. Ancak yarış atı ırkının biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü güçlü olduğu kadar kırılgan olduğu da bir gerçek. Bunu herkes kabul ediyor. Bunun tartışılır bir tarafı yok. Peki Rafi'ne ne oldu? Bazıları işte
kuşlardan ürktüğünü, kuşlara zarar vermek istemediğini, o yüzden yanlış bir adım attığını söylüyor. Bazıları zaten çıkışta sol tarafını kapıya vurunca sakatlandığını ve yükü sağ ayağı üzerine verdiğini söylüyor. İşte o kaza anında ayak değiştiriyor Rafi'nin, yükü değiştirmeye çalışıyor. Bana sorarsanız bir sürü işte bununla ilgili konuşma detay var ama bana sorarsanız orada kötü ve talihsiz bir adım atıyor diye düşünüyorum ben. Rafi'nin bana zamanında çok fazla ilham vermiştir. Nasıl vermesin? Güzeller güzeli, karakter sahibi çok özel bir canlıdan bahsediyoruz. Bu yüzden bu güzeller güzeli kıza buradan içten bir teşekkür ederim. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalık bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.